Amazon'da çok satan bir ürün bulup satalım serisinin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu seriler çok sevildi. Gerçekten de izlenme oranları ve etkileşim oranları oldukça iyi. Demek ki işe yarıyor. Bu yüzden de devamını çekme kararı aldım. Şimdi burada bilmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Ben bazı videolarda bu yorumu gördüğüm için bunu söylemek istiyorum. Şimdi Amazon'da çok satan bir ürün bulup satalım dediğimiz zaman, yani ürün bulma kısmına geldiğimiz zaman çok kolay bir iş değil. Yani ben size bu videolarda belki 10 dakikada, 15 dakikada, kimi zaman 20 dakikada bir ürün buluyorum. Evet, işte bu üründür diyorum belki. Ama bu işe yeni başlayan, bu işten hiçbir fikri olmayan, ürün nasıl bulunur bilmeyen bir insan için ürün bulmak haftalar ya da aylar sürebiliyor. O yüzden buradaki 15-20 dakikalık süreleri çok görmemek gerekir diye düşünüyorum. Sabırla ürün aramak gerekiyor ve ben hiçbir videomu, yani bu tarz deneyim videolarımla ve uygulama videolarını kesmeyi tercih etmiyorum. Çünkü ben adım adım nelerle karşılaşıyorum, hangi zorluklarla karşılaşıyorum, ne gibi hatalar yapıyorum. Ya da bir ürüne bakıyorken işte mesela 20 tane ürün baktım. 20 tane ürün başarısız oldu. 21. üründe aradığım ürünü buldum. Bu çok önemli bir deneyim. Sonuçta siz burada 20 tane ürünü hangi hataları yaptığım için ya da neden bulamadığımı çok iyi anlamış oluyorsunuz bu videoyu izleyerek. Ha, ama hemen siz sonuca ulaşmak istiyorsanız da bu videoyu, kaç dakikadır bu video? Atıyorum 30 dakikaysa ileriye sararsınız. İlgili sonucu görürsünüz ama bu sonucu öğrenmek kimseye hiçbir şey katmaz. Burada önemli olan şey bu işin taktiğini, inceliklerini bilmek, kimler hangi hataları yapıyor ya da kimler nerelere, hangi yanlış ürünlere bakıyor, onları çok iyi anlamak gerekir. Siz de bunu iyi anlarsanız, siz de bu şekilde benim yaptığım şekilde ürün aradığınız zaman en azından sonuca ulaşmanız daha olası olur diyorum ve hemen videoya başlıyorum. Şimdi Amazon Amerika ve Amazon Kanada, bizim bu iki pazar yeri hedefimiz, bu iki pazar yerinde satmayı hedefliyoruz. Ama Amazon Kanada'ya başlangıç ve orta seviyedeki satıcılar için satış yapmak daha mantıklı. Çünkü Amazon Kanada rekabetin daha düşük olduğu ve marka tescili az olan bir platform. Yani Amazon Amerika'da olduğu gibi ürünlerin %70, %80'i trademark, yani marka tescilli değil. Kanada'da biraz daha bu oran düşük. O yüzden benim önerim biraz da Kanada'ya yönelmekten yana. Ben bu videoda Amazon'da çok satan bir ürün bulup satalım videosunda harici kaynaklardan bulacağım ürünleri Amazon Kanada'da eşleştireceğim ve bu Kanada'daki ürünlerin tescilli marka olmamasına dikkat edip daha sonra bu ürünleri toptan yaptırıp toptan satacağım. Burada şu iki ayrımı çok iyi bilmek gerekiyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Bilmeyenler için burada önemli bir bilgi bu. Biz arbitraj yaparken, mesela bu anlatacağım video bir arbitraj videosu değil. Biz arbitraj yaparken, yani mevcut bir markanın ürününü gidip başka bir internet sitesinde, atıyorum Walmart'ta bulup toptan satın alıp Amazon depolarına satıyorken ürünün tescilli, yani trademark olması gerekiyor. Bunun hiçbir sakıncası yok. Çünkü öyle olmak zorunda. Örnek veriyorum, siz Canon marka bir fotoğraf makinesini tutup da Canon olmayan, Çin'de üretilmiş markasız bir ürün diye satamazsınız. Bu sefer ne olur? Kişi, yani siz kendiniz yerine koyun. Bir AirPods alıyorsunuz ya da işte bir MacBook alacaksınız. Markası belli, ne olduğu belli. Mağazada incelemişsiniz. Amazon'da giriyorsunuz, bu ürünü almak istiyorsunuz ve karşınıza markası olmayan Çinli bir marka geliyor. Yani ürün aynı ürün ama markası Apple değil mesela, ya da Canon değil. Ne yaparsınız? Şikayet edersiniz. Ben Canon aldım kardeşim. Sen bana markası olmayan ya da farklı bir şey gönderdin. Tamam, ürün benziyor ama sahte, çakma. Ve şikayet edersiniz. Ne olur? Satıcı da cezalandırılır. Dolayısıyla arbitrajda buna dikkat etmek gerekiyor. Bu videonun konusu olan Amazon'da satan bir ürün bulup satalım videosunun konusu ise Canon gibi ya da Apple gibi dünyaca büyük ya da genel olarak marka markası oluşmamış, sadece satıcıların öylesine bir marka oluşturup, yani tescil ettirmeden, bir marka algısı yaratmadan sırf o ürünü listelemek için oluşturduğu listeleri buluyoruz. Marka tescili olmayan listeleri buluyoruz. Sonra o ürünleri gidiyoruz Alibaba'dan,
toplam bir şekilde işte 500 tane, 1000 tane artık bütçeniz doğrultusunda toplam bir şekilde yapıp o listede satıyoruz. Neden böyle bir şey yapıyoruz da sıfırdan kendimizi listelemiyoruz? Çünkü daha önceden bu ürün listelendiği için başka bir satıcı tarafından belli bir trafik almış, belli bir satış hacmine ulaşmış, anahtar kelimelerde ve kategorilerde belli seviyelerde yükselmiş. Dolayısıyla lansman gerektirmeyen, giveaway gerektirmeyen, promosyon ve reklam çalışması gerektirmeyen ürünlerdir. Hemen stoğunuzu yaptırırsınız. Amazon'a ürünleri koyarsınız. FBA envanter stoğuna koyarsınız. Müşterisi hazır ürünler olduğu için örnek veriyorum fotoğraf makinesi yaratıldığında 3. sayfada çıkan işte 25. sırada çıkan bir üründür. Müşterisi de hazırdır. Dolayısıyla sizin reklam yapmanıza gerek kalmadan satabileceğiniz bir üründür. O yüzden bu ayrımı çok iyi yapmak gerekiyor ki bazı videoların yorumlar bölümünde görüyorum. Hani trademark satmıyorduk. Niye trademark satıyoruz şimdi? Ya da geçen videonda trademark tescilli marka satmayı gösterdin. Şimdi de tam tersini yapıyorsun gibi birbiriyle alakasız sorular geliyor. Bu ayrımı çok iyi yapabilmeniz için ben bunu detaylı bir şekilde bu videonun bu serisinde açıklamış olayım. Ve şimdi hemen başlayalım. Size ekranımı paylaşıyorum ve ekranımda sizinle birlikte deneyimleyerek adım adım kendim de hatalar belki yaparak, yanlışlar yaparak doğru ürünü bulmaya çalışacağım ve satan bir ürün bulmaya çalışacağım ve trademark marka tescili olmayan bir ürünü bulmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak ben burada Alibaba.com'a giriyorum. Yani işe tersten başlıyorum. Önce Amazon'a girip ürün bulmayacağım. Alibaba.com'a gireceğim. Önce Alibaba.com'da diğer satıcıların yani toptancılardan ürün alan satıcıların en çok tercih ettiği ürünleri bulmaya çalışacağım. Dolayısıyla ben burada dolaylı yoldan da olsa çok satan ürünlere ulaşmış olacağım. Şimdi genellikle ilk sayfada çıkan ürünler zaten çok satan ve tercih edilen ürünlerdir. Özellikle deal'lar, teklifler yapıldıysa, tekliflere girdiyse Alibaba'da bu ürünler zaten hali hazırda çok satan ürünlerdir. Bunları tercih etmekle işe başlayabiliriz. Şimdi bizim tabii ki Çinli tedarikçilerden mesela Alibaba'nın aşağısına geldiğiniz zaman Choose Your Suppliers by Regions bölümünde Çinli tedarikçilerden tedarik edeceğimiz ürünler olacağı için mutlaka burada Çin'i seçmemiz gerekiyor. Ama tabii ki şunu da yapabilirsiniz. İşte Amerika tedarikçilerinden ürün istiyorum dediğiniz zaman sadece yerleşik olarak Amerika'da ürün üreten tedarikçilerin ürünlerine ulaşırsınız. Ha bunun avantajı ne olur? Siz ürünleri eğer Amerika'da satacaksanız direkt olarak Amerika içinden kargo olacağı için daha uygun, daha hesaplı bir iş yapmış olursunuz. Herhangi bir seçim seçmezseniz default olarak zaten Çinliler karşınıza gelecek. Şunu da yapabilirsiniz. Ben ürünü göreyim, kendim kargolayayım, kendim dokunayım, kendim paketleyeyim ve Amazon Amerika ya da Kanada'ya yollayayım derseniz de Türkiye'yi seçersiniz ve Türkiye tedarikçilerinin olduğu bir listeye ulaşırsınız ki burada tabii biraz liste kısıtlı olabiliyor. Çünkü Türkiye çok üretim ülkesi olmadığı için ne yazık ki sadece tekstil ve işte birkaç endüstri kategorisinde üretici olduğumuz için sadece buralarda toptan ürünler bulabiliyoruz. Tabii burada dediğim gibi bizim için önemli olan şey hangi ülke değil. Çünkü burada biz hani bir milliyetçilik yapmıyoruz ya da farklı bir düşünceye sahip değiliz. Tek düşüncemiz, tek amacımız ürün satmak. Şimdi burada kategorileri gezebiliriz ya da kategorileri gezmeden size şöyle bir şey göstereyim. Google arama çubuğuna bestseller Alibaba yazdığınız zaman hemen şurada bakın Alibaba bestseller diye bir link var. Arama sonucunda çıkıyor. Buna tıkladığınız zaman Alibaba'da şu an mesela kitchen yani mutfak kategorisinde en çok satan ürünleri görürsünüz. Hemen şuna girelim. İlk ürünümüz bakın 7 dolar 2 dolara satılan 2-3 dolara satılan bir ürün. Bir su şişesi. Tasarımlı bir su şişesi. Şimdi bunu biz Amazon Kanada'da aratalım. Bakalım bu tarz ürünleri kimler satıyor? Ve marka tescilleri var mı? Onları anlamaya çalışayım. Şimdi ben Kanada'ya girdim. Arama çubuğuna kelimemi yazdım ve aratıyorum. Bu tarz ürünler, markasız ürünler bulabilecek miyim diye. Bir kere şunu unutmamak gerekiyor. Zamandan kazanmak için söylüyorum bunu. Bir marka, daha doğrusu bir listenin 1300 gibi yorumu varsa, çok fazla yorumu varsa bunun marka tescilline bakmanıza gerek yok. Zaten bunu satan adam eğer çok
büyük bir akılsızlık yapmadıysa bunu zaten tescillemiştir. Bakmaya gerek yok. İkinci bakmayacağımız ürünler de üzerine logo olan ürünler. Logo olan ürünlere hiç bakmıyoruz marka tescili var mı, satabilir miyim diye. Çünkü sonuçta bu bir logo. Marka illa tescilli olması gerekmiyor. Üzerinde bir marka logosu varsa tescilli olması dahi siz bunun birebir aynısını yaptırmanız sakıncalı bir durum. Bunlara hiç girmenizi ben önermiyorum. Markasız ürünlere gireceğiz. Logo olmayan, üzerinde herhangi bir ibare olmayan ürünleri araştıracağız. Şöyle hızlıca bakıyorum ve yüksek yorumlu ürünleri bir kere şöyle kafadan bir eliyorum. Bunlara hiç bakmama dahi gerek yok, öyle söyleyeyim. Üzerinde logolar var. Bunlara da hiç girmiyorum. Şöyle hızlıca aşağı doğru ilerledim. Bakın hep logolar var, markalar var. Şunda belki hani marka yok gibi. Şunu bir yeni sekmede açıyorum dikkatimi çektiği için. Şimdi Triple Tree diye bir marka. Metal, bakın logo varmış. Aşağıda ben bunu görmedim. Hemen şöyle biraz daha aşağı inelim. Şunun markası var mı? Tam göremiyorum ama muhtemelen vardır 1500 yorum olduğu için. Hiç ona da bakmıyorum. İlerliyorum. Aşağı doğru indim. Şu üründe bir logo görmedim. Marka tescili var mı? Ve ikinci benim için önemli kıstas nedir biliyor musunuz? Satıcı sayısı. Eğer bir ürünü, mesela bu ürünü iki satıcı satıyor. Şöyle üstüne tıkladım, baktım. Şimdi satıcılardan bir tanesi aslında tek satıcı var. Niye iki gösterdi anlamadım. Tek satıcı satıyor bu ürünü. Yani tutup da şimdi bunu ben tek satıcı sattığı için marka sorgusu yapıp da satma riskine girmem. Çünkü birden fazla satıcı olsun ki ben burada sattığım ürün demek ki tescilli marka değil ki çok fazla satıcı girmiş gibi yorumlayayım ve ona göre listeye gireyim. Bakın şu üründe 6 satıcı var ama ürün üzerinde marka var. Hiç bakmıyorum. Şöyle aşağı iniyorum. Marka olmayan, üzerinde basılı olmayan, daha sonra bu arada marka sorgulaması yaptıracağım. Marka sorgulaması yaptırıp o ürünün tescilli olup olmadığına bakacağım, teyit edeceğim zaten. Ama ben önce işimi hızlandırmak için satıcı sayılarıyla ürünün üzerinde logo var mı yok mu onları teyit ediyorum. Amacım yüksek satıcı sayısı olan ve üzerinde logo olmayan ürünler. Daha sonra bu ürünleri ben satışına AliExpress, Alibaba'da araştırıp başlayabilirim. Mesela şu ürünü gördüm. Üzerinde marka var mı? Bakın yok. Markası Ogi. Kaç tane satıcı var? 2 tane satıcı var diyor. Kimler satıyor? Sadece bu satıcı satıyor. Yine yanlış gösteriyor Amazon. Şimdi bu markayı dolayısıyla bakmak, yani satmak çok riskli olabilir. Ama şöyle bir şey de var tabii ki. Bakın hiç FBA yapmıyor mesela şu yeşilde. Sadece Amerika'dan kargoluyorum diyor. Muhtemelen doğru değildir. Türkiye'den kargoluyordur. Şu ürün stoğu bitmiş. Şu üründe bakalım 5 satıcı var. Kırmızıda 5 diyor. Bakın birden fazla satıcı var. Hepsi farklı farklı satıcılar. Şimdi benim burada müşteri olarak düşünün ilk olarak. Müşteri baktığı zaman alacağı ürün bu. Üzerinde herhangi bir logo, bir herhangi bir etiket yok. Hatta şöyle ürünün description bölümüne aşağı doğru inelim. Herhangi bir belirti de yok. Yani müşteri aldığında eline böyle bir şey, poşete sarılı ya da bir kutu içerisinde bu şekilde bir şişe geldiğinde, ki şuradaki özelliklere sahip 0.75 litre ve işte çelik bir şişe geldiği zaman müşteri tamam diyecek, benim aldığım ürün bana geldi, bir sıkıntı olmayacak. Şimdi bunu araştıralım Alibaba'da. Alibaba'da bu ürünü bulmaya çalışalım. Şimdi benim yapabileceğim bir yöntem var. Mesela ben önce bu ürünün fotoğrafını alır bilgisayarıma kaydederim. Daha sonra kaydettiğim fotoğrafı burada Search by Image butonuna basarak bilgisayarımdan o fotoğrafı seçerim ve görsel olarak Alibaba'da aratırım. Yani kelimelerle uğraşmam, görsel olarak önce bir şansımı denerim. Şimdi görseli yükledim ve aramaya başladı sistem. Alibaba'da ürünü bulmaya çalışıyor. Şimdi kırmızı şişeler buldu. Tabii ki doğru ürünler mi? Değil. Alibaba bizi burada yanlış anladı. Görselden bu ürünü pek bulamayacağız. Turşu çıktı karşımıza. Ya şurada bir tane şişe var gerçi, benziyor gibi. Ya yok, benzemiyor. O da farklı bir turşu herhalde. Şöyle aşağı inelim. Biraz daha bakalım. Yine şans verelim. Belki benzer bir şey çıkar. Su şişesi çıkar. Tamam, çıkmadı. Kelime olarak aratalım. Şimdi şuradaki kelimeyi bir kopyalayalım. Sonra su şişesi yazalım. Çelik su şişesi yazdık.
Tabi bunun rengi kırmızı. Şöyle baktığımızda kırmızı karşımıza geliyor mu? Ki tam rengine bir daha bakmak istiyorum. Kapak kısmı metal, alt kısmı farklı bir metal. Bakın şu ürünler işte. Aynen bu ürünler. Tabi desenli versiyonu. Bakalım. Kapak tasarımı aynı. Alt bölümü muhtemelen bu da farklılaştırılabilir. Şimdi bu ne demek? Bu üretici demek ki ben bu fotoğrafı yollarsam, yani şu ürünün fotoğrafını ben buradaki üreticiye kontak supplier butonuna basarak yollarsam bana bu şişenin aynısını yapar mısın desem bu şişenin aynısını muhtemelen yapar. Çünkü bunun aynısını üretiyor. Tabi bu 500 ml demiş. Bu bir önemli bir detay. Burada da 0,75 yani 750 ml demiş. Şimdi ben bu üreticiye şunu söyleyebilirim. Ben 750 ml yani 0,75 litre yani 25 oz olan aynı bu fotoğrafı gönderin üreticiye üretmenizi istiyorum. Muhtemelen yaparlar ya da ellerinde muhtemelen vardır. Buraya seçenekleri belki koymamıştır. Sonuç üretici olduğu için yapar. Bunların hepsi fabrika çünkü. Buradakilerin hepsi birer fabrika. Siz deyin ki ben bunu 5 litrelik istiyorum. 5 litrelik yapar şişeleri. Ve fiyatları da 3,10'a kadar düşüyor. 3,29'dan başlıyor. 3,29 dolar. Burada ne kadar? 25 Kanada doları. Şimdi buradan biz ne yapacağız? İlk olarak Helium 10'in Chrome Extension'ın X-Ray'ini çalıştırıyorum. Helium 10'in bu arada bu videonun açıklama bölümünde indirim koduyla alırsanız uygun fiyata yani %50 indirime satın alabilirsiniz. Şimdi Helium 10 bana burada bir sonuç göstermedi. Yani şuradaki Sales bölümünde NA yazıyor. Yani herhangi bir satış göstermedi. Şimdi benim için önemli olan bu ürünü satıyor mu satmıyor mu? Bu ürüne gireyim mi girmeyeyim mi? Önemli olan nokta bu. Şimdi Helium 10 burada data vermedi. Ben Helium 10 bana burada bir data vermedi. Ben şimdi ne yaparım? Sıralamasına bakarım. Bakın Sports and Outdoors kategorisinde 63.000. sırada. Su şişeleri kategorisinde 1195. sırada. Şimdi ben bu ürünü 25 Kanada dolarına yani aşağı yukarı 25 Kanada doları ne yapar? 21-22 Amerikan doları yapar. Sattığımda ve bu ürünü 3,5-3,2 dolar hadi kargo dahil her şey dahil birim maliyeti, vergiler vesaire 5 Amerikan dolarına yani ne yapar? 7 Kanada dolarına mal ettiğimde 9 Kanada doları kar ederim aşağı yukarı. Tabi burada vergileri iyi hesaplamak gerekiyor. Diğer kargo ücretlerini her şeyi iyi hesaplamak gerekiyor. Bu şekilde bir karlılık söz konusu olabilir. Mesela bu ürünü bulduk. Ama şu an tabii ki Helium 10 bize burada bir veri vermedi. Biz mesela bakalım viral launch bir veri verecek mi? Ayda kaç tane sattığına emin olmam gerekiyor. Yani ayda şimdi tutup da 5-10 tane satıyorsa çok mantıklı değil. Ki aynen ayda gerçekten de çok az satıyor. Bir tane, iki tane çok az satıyor. Ama en azından bu işin mantığını anlamanız için bir yoldur bu. Bu bir seçenek. Şimdi başka bir ürüne bakalım. Pes etmiyoruz. Sonuçta bu ürün evet satmıyor. Az satıyor. Bizim daha çok satan bir ürüne ihtiyacımız var. Şöyle aşağı indiğimiz zaman şu marka. Mesela su şişelerinden çıkalım. Başka bir kategoriye gidelim. Mesela yine bir su şişesi ama bebekler için yapılmış bir tasarım. Buna bakabiliriz. Veya Powerbank'e girmeyelim. Sonuçta pilli bir ürün. Gümrükte biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Elektronik ürünleri çok önermiyorum başlangıç seviyesindekiler için. Yani orta seviyedeyseniz elektronik ürünler güzel olabilir. Mesela şu nedir? Aromaterapi. Bu da riskli olabilir kimyasal içeriğinden dolayı. Yine bunlardan olmaz. Daha farklı bir ürün bulalım. Akmayan, kokmayan, bizim için üretimi kolay, taşıması kolay, az yer kaplayan ama çok da satan bir ürün olmalı. Mesela protein shake, yani protein tozları sporcuların kullandığı şişeler. Bunlar olabilir. Bakın güzel şişeler. Şimdi buna bakalım. Protein shakes, water bottle diye aratacağız. Amazon Kanada'da. Bu arada dikkat ederseniz marka sorgulaması yapmadım. Bunu yapmak gerekiyor. Marka sorgulamasında wipo.int internet sitesinden yapabilirsiniz. Yani şuradan wipo.int'ye girdikten sonra yani Wipo'nun internet sitesine girdikten sonra hatta biraz daha kolay olsun diye şöyle size göstereyim. Google'a Wipo Trademark Search yazın. Wipo Global Brand Database'e erişin ve buraya
Mesela aratacağınız herhangi bir ürünün markasını girin. Örnek veriyorum, göstermek için gösteriyorum. Apple yazdım ve ara dedim. Şimdi bana bu Wipo ne gösteriyor? Apple markası hangi ülkelerde tescilli? Benim burada bakmam gereken yer neresi? Kanada. Yani şuradaki origin, eğer ben Apple'ı Kanada'da satacaksam, ki Kanada'da zaten tescillidir, Kanada var mı ona bakıyorum. Hızlı bakmak için şuradan da bakabilirsiniz. Bakın Kanada, Kanada trademark diyor. Buna tıkladığım zaman ve filtre dediğim zaman Apple markasının sadece Kanada'daki tescillerini bana gösteriyor. Bu şekilde Amazon Kanada'da bir ürünün trademarkı var mı yok mu diye aratırken mutlaka Kanada'yı seçmekte fayda var. Şimdi burada protein tüketenler için su şişeleri var. Yani protein şişeleri var. Ki su şişesi olarak da kullanılabilir bunlar. Bu ürünlerin üzerinde logo olmayan, birden fazla satıcısı olan, trademark sorgusu yaptığım zaman trademarkı bulunmayan ürünleri bulacağım. Mesela şu karşıma çıktı. Buna bakmak istiyorum. Bu arada bu ürüne ben daha önce bakmadım. Şu an bakıyorum sadece, bilginiz olsun. Mesela burada önce üründe marka var mı? Onu anlamaya çalışıyorum. Ürünün üzerinde bir marka basılı mı? Bakalım, yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da. Evet, gördüğünüz üzere hatta kutusunda dahi, yani üretim kutusunda dahi herhangi bir marka yok. Çin'den alınıp Amazon'da, Kanada'da satılan bir ürün. Şimdi ben bunu Helium'dan kontrol ediyorum. Önce X-ray alıyorum. X-ray'e bastığım zaman kaç satış var? Satış göstermiyor. Bu arada şu an Black Friday dönemindeyiz. Yani tam Black Friday'in olduğu gündeyiz Amazon'da. Amazon verileriyle ilgili bir sıkıntı var. O yüzden veriler doğru yansımayabiliyor. Viral Launch'ta herhangi bir satış çıkartmadı. Şimdi sales rank'i zaten çok yüksek. O yüzden bu üründen vazgeçiyoruz. Yani şuradaki sales rank'i ne kadar düşük bir rakam olursa, yani atıyorum 10.000, 20.000 gibi rakamlar olursa, o ürün o kadar çok satıyor demek. Dolayısıyla bu ürünün satmadığını söyleyebiliriz. Zaten sıralaması oldukça yüksek. Sales rank'in düşük olması gerekiyor. Mümkün olduğu kadar düşük seviyede bir sales rank olması gerekiyor. Evet, şuna bakalım. Bunun üzerinde marka var. Siyah yazmışlar, görmedik. Biraz daha aşağı iniyoruz. Şuna bakacağım. Contigo. Bunu Amazon kendisi satıyormuş. Bakayım, burada markası var ürünün. Evet, Contigo. Bunu da geçiyoruz. Satıcısının Amazon olduğu ürünler kesinlikle girilmemesi gereken ürünler. Bunlar çok problem ve tehlikeli olabilir. Çünkü Amazon hiçbir zaman markasız bir ürün satmaz. Hep tescilli markaları satar. Bunu bilmekte fayda var. Şu ürüne bakacağım. Üzerinde var mı? Bir marka gözükmüyor. Burada da gözükmüyor. Paket üzerinde bir marka göremedik. Evet. Kaç satıcısı var? Tek satıcısı var. Riskli mi? Riskli. Sales rank'i düşük. Evet. Bir sıkıntı yok. Markayı sorgulatalım. Dubras diye bir marka. Arattır dedim. Şu an arıyor. Hatta şu sayfayı bir yenileyim. Evet, markası var. Ama hangi ülkede var? Avrupa. Avrupa'da marka tescili yaptırmış. Kanada'da yaptırmamış. Şimdi aynı ürün mü acaba? Dobras marka logoya bakıyorum. Yani burada hiçbir markaya dair bir logo işareti yok. Evet, aynı marka, bakın. DO birleşik burada. Burada da şuradaki logo D ve O birleşik görünüyor. Demek ki bu aynı marka. Bu ürüne hiç girmemek gerekiyor. Bundan da bunu da eledik. Yani böylece hani ürünleri nasıl trademarklı değil mi? Bu şekilde hani sorgulayabiliyorsunuz. Bunu da hani ben bu deneyimi size yaşatıyorum ki birebir yaşadığımız zorlukları, sıkıntıları siz de aynı şeyi yaparken
Atuer de böyle demişti, demek ki benim böyle yapmam lazım diye yorumlarsınız. Bunu mesela Amazon Kanada kendisi satıyor. Ships from and sold by Amazon Kanada diyor. Yani Amazon satar ve gönderir diyor. Bu ürüne de hiç bakmıyoruz bile. Pas geçtik. Şu ürüne bakacağım. Contigo diye bir marka. Bakın burada Amazon depolarından göndermiyor. Kendisi gönderiyor. Ama tabii Contigo'nun logosu var. Dolayısıyla bu ürün, yani Alibaba'da olacak bir ürün değildir. Yine de bakalım tabii ki ama bazen çıkabiliyor şansımıza. Hani markalı ürünler Alibaba'da olmaz çünkü genelde. Çok nadir. Bakalım doğru mu yazdık? Contigo. Evet. Şunun kapağına bakmak istiyorum. Kapağı yok. Ağzı açık. Tamam. Pipetli bir ürün. Yani bunların hiçbiri değil. Tamam. Sadece şansımı denemek istedim. Belki hani belki vardır diye. Farklı ürünlere bakmaya devam edin. Tabi burada illa Alibaba'da bestseller'da çıktı diye o ürünleri tercih etmek zorunda değilsiniz. Hani siz kendiniz de burada çıkarımlar yapabilirsiniz, fikirler üretebilirsiniz. Burada özgürsünüz sonuçta. Hani Alibaba üzerinden ilerlemek zorunda da değilsiniz. Benim geçmiş videolarda ben ne yapıyorum mesela? Alibaba'dan değil de Amazon'dan ilerlemeye tercih ediyorum. Örnek veriyorum, Sports and Outdoor kategorisine giriyorum. Mesela onu da göstereyim size nasıl ilerlediğimi. Şuradan çıkalım. Amazon Kanada'nın ana sayfasından. Evet. Şuradan SEO diyelim. Sports and Outdoors. Mesela egzersiz ve fitness diyelim. Bu ürünlere girelim. Şimdi aksesuarlar her zaman iyidir. Sonuçta elektronik ürün değil. Çok da yer kaplamayan ürünler bolca var. Sıkıntısız ürünler bulmak çok olası. Ve Kanada çok spor yapan bir millet. O yüzden bu ürünler tercih edilebilir. Şimdi biz tabii burada biraz daha spesifik altlara girelim. Yani daha dar bölümlere girelim. Mesela fitness, trambolinler demiş. Şimdi trambolin tabii az yer kaplar mı, çok mu yer kaplar bilemiyorum katlandığı zaman kaplayacağı yeri. Ama trambolinlere şöyle bir bakalım. Mesela yeni gelen ürünler oldukça iyi yorumlar almış ama hepsi çoğu da marka anladığım kadarıyla. Şuna bir bakmak istiyorum. 40 inçlik bir trambolin yeni gelmiş ve hızlıca yorumlar almaya başlamış. Tabii şu an istatistiklerde bunun satışlarını göstermeyecektir muhtemelen. Çok yeni bir ürün olduğu için. Coloris diye marka. Coloris. Bakalım. Tescilli mi? Vipo'nun sayfasını şöyle bir yeniden refreshliyorum. Coloris. Yazıyorum. Ve arattırıyorum. Kanada'da tescilli değil. Avrupa'da tescilli var. Almanya'da var. Fransa'da var. Hindistan'da var. Malezya'da var. Meksika'da var. Şimdi tabii bunu başka bir ülkede tescilini alıp Brand Registry programına dahil olduysa o da problem olacaktır. Şöyle Cloris logosunun üzerine yani yazısının üzerine tıklıyorum. Bir tasarımsal bir içerik var mı ona bakıyorum. Yani bir store oluşturulmuş mu ona bakıyorum. Store yoksa devam ediyorum. Description bölümünde herhangi bir tasarım var mı? O da yok. Herhangi bir içerik de girilmemiş. Sıralaması çok iyi. Fitness trambolinlerde 27. sırada. Güzel satar. Sports and Outdoors'ta 46. sırada. Yani bu gelecekte iyi satabilecek bir ürün ve fiyatı da oldukça pahalı. Yani trambolinler ne kadar tabii ki bakmak lazım. Şöyle yapalım. 40 inç fitness trambolinler Alibaba'da ne kadar? Hemen araştıralım. Şu değil mi? Evet. Ortası kırmızı, çevresi siyah olan. Hatta fotoğrafı bile aynı mı? Yani çok benziyor gerçekten fotoğraf. Ama ürün aynı. Şöyle tabii detaylarına çok iyi bakmak lazım.
Burada teknik detaylar çok önemli. Sizin bilmediğiniz ama müşterinin bu ürünü tercih etme sebeplerinden biri olan bir detay vardır. Ya yani atıyorum şuradan çektiğiniz zaman katlanıyordur. Veya şurada işte 6 tane ayak olması bir dezavantajdır. Sizin gönderdiğinizde şey avantajları sizin gönderdiğinizde 5 ayak vardır. O bir dezavantaj yaratır gibi birçok detaya burada bakmanız gerekiyor. Mesela bu yeni bir ürün, yeni girmiş ve Çin tarafından gönderiliyor. Yani Amazon depolarından gönderilmiyor. Ne yaparsınız? Bu üründen az miktarda yani azdan kastım nedir? Burada minimum order quantity ya da minimum sipariş adeti var mı? Yok. Minimum order bir adet diyor. Ya burada alabildiğiniz kadar zaten burada online de alabilirsiniz. Yani direkt kendiniz kargo ücretini ödetip de gönderebilirsiniz. Zaten 199 pound'a satılıyor. 38 dolar. Aşağı yukarı hani 50 adet alsanız birim başına 5 dolar 6 dolar kargo ücreti yansır diye düşünüyorum Kanada'ya aşağı yukarı. Yani dolayısıyla bu ürün size işte 45 dolar civarına gelse burada 199 Kanada dolarına satıyorsunuz. 45 dolar da hani 60 Kanada doları yapsa vergiler vesaire hepsini koyduğunuz zaman atıyorum 75 Kanada dolarına gelmiş olsa 80 Kanada doları bu üründen satarsınız. Şimdi yani kâr edersiniz. Şimdi ve yeni bir ürün, yeni girmiş bir ürün ve satıcı 3 tane rating almış zaten. Bir şekilde burada listede yükselmeye başlamış. Bu bir seçenek. Buna baktık. Detaylı analiz ettik bu şekilde. Ne kadar sattığına bakmadım bile. Çünkü yani yeni yayınlanmış bir ürün. Çünkü new releases diyor. Yeni gelmiş diyor. Bakmadım ama bakalım. Aklımız kalmasın. Helium 10 X-ray'e basıyoruz. Bakalım satış çıkartacak mı? Çıkartmayabilir ki çıkartmadı. Çünkü satışı yeni başladığı için. Burada çok büyük detaylar göstermiyor. Ve diğer trambolinleri benzer mantıkla bu şekilde inceleyip ilerleyebiliriz. Burada tabii ki çok seçenek var. Çok fazla marka var. Hangisi marka, hangisi değil? Bunu kestirmek tabii ki dediğim gibi uzun uzun araştırmayla, incelemeyle mümkün olabiliyor. Sports and Outdoors kategorisini seviyorum. Çünkü bu kategoride satışlar her zaman iyi oluyor Amazon'da, Kanada'da. Yani Amerika tabii ki çok çok daha iyi. Yani Amerika tabii ki kıyaslanacak kadar yani bir kıyas kabul etmez Kanada'ya karşı ama burada en azından markasız, trademark olmayan çok fazla ürün var. Ve Kanadalı bana göre, benim düşünceme göre Amerikalı'dan biraz daha fazla para harcayabiliyor. Bütçeleri daha geniş. Mesela şurada şöyle bir ürün var. Stamina Products demiş mesela. Şimdi burada Stamina diye bir markanın ben olabileceğini düşünmüyorum derken gerçekten de öyle. Bakın burada InTouch Fitness Monitor yazıyor markası. Ama burada Stamina demiş. Muhtemelen gerçek bir marka değil. Öylesine yazılmış. Satıcısı kimler var bakıyorum. Birçok satıcı var. Dolayısıyla bunun farkında olanlar bu listeye girmiş. Bu ürün tabii 705 tane rating almış. Şimdi kaç tane satıyor bu ürün toplam bir ayda? Ona bakalım. Helium 2 dedi. Çok düşük bir rakam gösterdi. Dolayısıyla balon bir ürün de olabilir. Balon olma ihtimali de yüksek. Eğer 2 diyorsa. Ya da helium yanılıyorsa viral launch yanılmıyor olabilir. Ya da ikisi de aynı sonucu veriyorsa demek ki doğrudur. Bakın bu da 1 diyor. Dolayısıyla bu balon bir ürün. Yani balon ne demek? Ürün yorumları şişirilmiş. İşte başkası tarafından yapılmış. Sıralamaya dahi girmemiş, satış talebi almayan ürün demek. O yüzden girilmesini çok ben de önermiyorum. Bu şekilde aramaya devam ediyoruz. Sonuçta bu işin bir sonu yok. Ben bunu saatlerce de arayabilirim. Sürekli sonuçta bu benzer ürünleri Alibaba'da bulmaya çalışıyorum. Trademark olmaması benim için önemli. Herhangi bir yazılım kullanmıyorum. Kullanmamam gerekir. Çünkü bu işin fıtrasında var yani manuel olarak uğraşmak, bakmak. Eğer siz manuel olarak bunu bu şekilde uğraşmazsanız ne yazık ki aradığınız şeyi bulamazsınız. Mesela Cartman demiş. 4 kişi satıyor. Kimler satıyor? Evet. 1, 2, 3 tane satıcı var aslında. Diğerinde muhtemelen başka satıcılar olduğu için 4 demiş. Ona bakalım. Kırmızı kürekte ne kadar satıcı var? Evet, burada da bayağı var. Şimdi bu tabii ki bir marka mı? Ona bakmak gerekiyor. Sizi yanıltmasın. Satıcı ismiyle marka ismi aynı diye şurada
Şöyle bakalım. Aşağı inelim. Marka sayfası var mı? Yani markaya özel storeların yaptığı A+ content içeriği var mı? Ona baktım. Yok. Cartman üzerine tıkladım. Herhangi bir store sayfası açılmadı. Ve en son şansımı marka tescilinde deniyorum. Marka tescili yapılmış mı? Marka ismini kopyaladım. Vipo'ya geldim. Vipo'da tekst olarak bunu aratmaya başladım. Kanada'da marka çıkmadı. İspanya'da çıktı. Şili'de çıktı. İtalya'da çıktı. Tabii ki burada Cartman. Bakın 3 tane marka var. Logoları burada. Bizim ürünümüze hangisi uyuşuyor? Uyuşuyor mu ya da herhangi bir yerde Cartman yazıyor mu logolu? Yazmıyor. Demek ki bu marka değil arkadaşlar. Yani burada marka sahibi tarafından oluşturulmuş bir içerik değil. Bu normal Çin'den alınan markasız bir ürün. Üzerine logo da yok. Ben bunu X-Ray'de arattığımda ne kadar sattığına bakacağım. Yine çok satıyor mu? Benim için önemli olan nokta o. Ve bingo, aslında bulduk. 313 adet birinci varyasyon satıyor. Yani şu kırmızı olan 354 adet de mavi olan satıyor. Yani doğrudur değildir. Yani satış rakamları tartıştır tabii ki. Her yazılım çünkü sonuçta farklı farklı sonuçlar verecek bize. Biz her zaman buradan çıkan rakamların %20'sini, %30'unu daha düşük hesaplayalım. Mesela bu da 345 diyor. Yani muhtemelen 250 civarı satıyordur ayda. 250. Hadi maksimum 300 tane satsın. Şimdi ben bu ürünü bulabilir miyim? Şöyle arattıracağım Alibaba'da. Bakalım aynı küreyi bulabilecek miyiz? Evet, farklı farklı versiyonlar çıktı. Şu küreye bir daha bakmak istiyorum. Alüminyum. Şu da iki tane deliği var. Şu detaylar önemli. Sapının şurası siyah. Şu tutma yeri de herhalde plastik. Şuna benziyor ama eğimleri aynı mı? Gibi gibi. Şunu bir yeni sekmede açalım. Diğer fotoğraflarına bakalım. Çünkü şurada bir eğim var. Küreğin iç eğimi var. Sapı birebir aynı gibi sanki. Burada da bir eğim var. Evet, bakın kullanırken küreği, şuradaki eğimi görüyorsunuz değil mi? Eğimi var. Aslında ürün aynı. Ölçülerine bakalım. 25 inç, 32 inç. 25'e 32 inç demiş handle. Bakalım bu ne diyor? Tabi burada bir detay vermedi herhalde. Tekrar şöyle aşağı inelim. 1,3 pound ağırlığı var demiş. Bunun ağırlığı ne kadar? 0,6 kilogram, pound'a çevirmek lazım. Buna bakmak gerekiyor. Yani incelemek gerekiyor. Tabi doğru ürün mü? O önemli. Doğruya benziyor aslında, çünkü çok benziyor ama 3 tane boy var tabi burada. Dolayısıyla değişen fiyatlar var. 4,5 ile 5,20. Muhtemelen şu en büyüğü 5,20. En küçüğü de 4,5 dolar olduğunu farz ediyorum. Burada ne kadar satıyor? 26,99. Şimdi tabi burada kaba bir hesap yapmak gerekiyor. Yani 4,5 dolara ben bunu hadi 5 dolara, 5,20'ye alsam, pazarlıkta 5'e düşse. İşte kaç tane aldığınızın çok önemi var mı bilmiyorum. Burada hani minimum orderları 1000 adet demiş ama çok takılmayın. Yani ben 1000 adet deyip de 100 tane, 150 tane, 50 tane ürün gönderen çok fazla üreticiye tanıştım. Hatta 20-30 tane bile gönderiyorlar aslında. Şu an zaten pandemi dönemi. Orada her şeyi açıklar. Şimdi 5 dolar kargo vesaire, hani biraz büyük bir ürün. 2 dolar mal olsa kargo birim başına. 7 dolar birim maliyeti olsa, 7 dolar da aşağı yukarı kaç Kanada doları yapar? 9 Kanada doları yapar. Ne kadar? 6 Kanada doları kar ederim. Şimdi ben burada tabii vergiler, bunları da hesaplamak gerekiyor. 300 tane satıyorsam ayda 1800 2000 Kanada dolarına yakın, yani iyi bir karlılık sağlayabilirim burada. O da yaklaşık olarak aylık 1600-1700 Amerikan doları yapar. Karlı bir ürün. Buradan mesela başlanabilir. Riski var mı? Bence yok. Çünkü
Şöyle tekrar bir ne zamandan beri satış yapıyor? Helium 10'in yine Chrome Extension'da şurada All Time dedim. İlk başladığı tarih 25 Kasım 2019. Geçen sene bu zamanlar başlamış. Geçen sene Black Friday'de satışa başlamış. Bugüne kadar 235 yorum toplamış. Satış sayıları oldukça iyi. Markayı sorgulattık. Marka Kanada'da tescilli değil. Herhangi bir store sayfası var mı? Farklı bir ülkedeki tescilinden istinaden diye baktık. Herhangi bir store sayfası yok. Markanın üzerine tıklayıp baktık. Markanın product detail yani product detay sayfasında yani şu bölümde herhangi bir görsel, fotoğraflı bir içerik var mı diye kontrol ettik. Onu da bulamadık. Dolayısıyla bunun Amazon'da herhangi bir brand registrisi olmadığına, Kanada'da da marka tescili olmadığına eminiz. Satmaya başladığımızda herhangi bir müşteride problem de yaşamayacağız. Çünkü ürünün üzerinde herhangi bir logo yok ve çok kolay Çin'de Alibaba'da 4 dolara 5 dolara üretilecek bir ürün. Ürünün ölçüleri belli, her şeyi belli. Siz bu Çinli satıcıya mesela bu sarı küreyi satan, aynı küreyi satan satıcıya videonun başına söylediğim gibi Contact Supplier bölümünden iletişim kurarsınız. Ben bunları istiyorum. Yani benim istediğim ürün bu. İşte ölçüleri bu, ağırlığı bu. Aynı bu olmalı dediğiniz zaman zaten o üretici size bu ürünü temin edecektir. Çünkü üretici sonuçta üretir. Sonuçta kürek üretiyor. Ki burada da Gold Supplier 11 yıldır Alibaba'da satış yapan bir üretici. Çok kolay bir şekilde üretebilirsiniz. Zaten burada bakın type'ları da var. Farklı opsiyonlar da var. Siz bu listeyi tabii göndermeyin üreticiye. Sadece buradaki detayları ona verin. Sonuçta kendinize rakip üretmeyin durduk yere. Sonuçta Çinli üretici de size vereceğine gelir burada satmaya çalışır. Bu da çok mantıklı olmaz. Ürettirin, gönderin. 6 Kanada doları, 7 Kanada doları artık ne kadar zaten pazarlık yapıyorsanız kargo birim fiyatınız o kadar düşer. Örnek veriyorum küreyi 4 liraya aldınız, 1000 tane aldınız, gemiyle yollattınız Kanada'ya. Birim maliyetiniz 0,50. Ne oldu? 4,5 dolara, 5 dolara mal ettiniz. 5 Kanada dolarına. Ne olacak o zaman? Karınız 10'a yükselecek. Yani burada kaç adet aldığınızla da alakalı. Çin'den yani Alibaba'dan Amazon Kanada'ya kargoyu nasıl gönderdiğiniz de çok önemli. Buradaki maliyetleriniz değişecektir. Evet, bu videonun sonuna geldik. Ben buraya kadar size birçok ürün buldum, gösterdim. Bulduğumuz bir tane üründe ortalama aylık 2000 Amerikan doları karlılık gösteriyor. Tabii ciro olarak da çok büyük bir ciro. Yani biz buna 25 Amerikan doları desek, hatta 24 diyelim, çarpı 350 tane satıyor. Yani bu ürün 8400 Amerikan doları para kazandırıyor. Yani bugün TL'ye çarptığınız zaman yaptığı ciro 67.200 lira. 60 bin lira ciro diyelim. Yani 60 bin lira ciro yapıyor. Tabi burada Amazon komisyonları, vergiler, ürün alım maliyeti, o bu şu dediğiniz zaman az önce hesapladık. En kötü 6 Kanada doları karlılık bırakıyor. Şimdi Kanada dolarının kuru tam bilmiyorum. O yüzden Amerikan doları olarak hesaplayacağım. 5 diyelim. Birim başına 40 TL bir karlılığınız var. 350 tane ayda sattığınız zaman da 14.000 TL bir aylık karlılık burada söz konusu. Tabi burada vergiler hariç vergileri koyup güzel bir hesap yapmanız gerekiyor. Karlı bir ürün, güzel bir ürün. Bu şekilde birçok ürünü bulabilirsiniz zaten. Amazon derya deniz. Ucu bucağı sınırı yok. Bu video şu an yaklaşık 40 dakikalık bir video oldu. Uzun bir video oldu. Dolayısıyla siz buna bütün gününüzü ayırdığınız zaman ve benim bu şekilde izlediğim yoldan ilerlediğiniz zaman sizin 1 saatte, 2 saatte hatta tüm gün boyunca bulacağınız çok fazla ürün olacaktır. Olacaktır diyorum çünkü bu işi yapan çok fazla kişiyle zaten biliyorsunuz irtibatım sürekli var. Hem bizim eğitimlerimize katılmış olan hem kendi arkadaş çevremde olan birçok insan tanıyorum. Bu şekilde ürünler bulup satış yapıyorlar. Siz de bulup satabilirsiniz. Kategori çok geniş. Kimse kimsenin rakibi olmaz. Hani bana şey diyorlar bazen, neden bunları böyle anlatıyorsun da kendine rakip yaratıyorsun diye. Yani benim yaptığım sadece okyanusa taş atmak. O yüzden bu okyanusun ne kadar büyük olduğunu, herkesin buradan ne kadar çok kazanabileceğini zaten düşünebilirsiniz. Burada gösterdiğim ürünler dediğim gibi bir kıstas değil, bir hedef değil sizin için. Sizin için bir yöntem olmalı. Yani bu işin yöntemini çok iyi kavramış olmanız benim için önemli, sizin için de önemli. Sonuçta yöntemi ne kadar iyi uyguluyorsanız da o kadar güzel para kazanırsınız, o kadar güzel ürün bulursunuz. Amazon'da çok fazla
satış modeli var. Yani benim burada gösterdiğim private label iş modelinin aslında Amazon'da daha önceden inşaatını yapılan, daha önceden lansmanı yapılan, daha önceden başkaları tarafından giveaway promosyonları tamamlanmış hazır müşterisi olan ürünler aslında ve trademark olmayan, tescilli olmayan ürünler. Biz aslında burada hazır olan bir yapının üzerine gelmiş oluyoruz. Çinlilerin çok sık yaptığı bir satış taktiği zaten bu. Ki Türkler de çok fazla yapmaya başladı. Gerek benim videolarım sayesinde, gerek diğer benzer videolar çeken kişiler sayesinde. Bunu yapmakta bir sakınca yok. Politikaya aykırı bir durum da değil. Sonuçta ürün tescilli marka değil. Görünen ürün üzerine logo yok. Herhangi bir problem yaşamayacaksınız burada. Tabii bunu problem yaşamayacaksınız demek de problem yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Sonuçta bunun bir ticaret olduğunu unutmayın. Çünkü buradaki satıcı çok dişli bir satıcı çıkabilir. Sizin önünüze taş koyabilir. Siz onun satışını engellediğiniz için sizinle uğraşabilir. O yüzden ben bu yöntemleri çok böyle sıfır noktasındaki yepyeni satışlara önermiyorum. Biraz daha müşteri yorumu olan, geçmişi olan hesapların yapmasını öneriyorum. Çünkü bu satıcı sizin bu listeye girdiğinizi görecek. Bu ürünü satmaya çalıştığınızı görecek. Satıcı profilinize bakacak. Just launched, yani henüz yeni başladı ibaresi varsa sizin satıcı isminizin yanında, sizin acemi olduğunuzu anlayacak ve sizi korkutmak için elinden geleni yapacak. Çünkü bunu Amazon'a şikayet ettiği zaman, çünkü marka bölümüne şikayet etse, marka bölümü diyecek ki bana bunun Kanada'daki marka tescil belge numarasını söyle diyecek. Baktık Vipo'dan marka Kanada'da tescilli değil, gönderemeyecek. Amazon dolayısıyla listelere atmayacak. Yani diyecek ki Amazon sizi şikayet eden satıcıya, bir tane test siparişi ver, deneme siparişi ver ve bana bunu göster. Aynı ürün olmadığını ispatla diyecek. Siz zaten Alibaba'da aynı ürünü aldınız, aynı ürünü yaptırdınız. Aynı ürün olmama ihtimali yok. Ha, ben işimi daha da garantiye alayım, ben hiçbir riske girmeyeyim, birebir aynısı olsun diyorsanız da en güzel yapacağınız işlem, Kanada'da bir tane depo bulacaksınız. Yani bir adres hizmeti veren bir yer bulacaksınız. Ki bunu Google'dan çok rahat bulursunuz. Ve o adrese bir tane bu kürekten sipariş edeceksiniz. Örnek veriyorum, ya da herhangi bir üründen. O adrese ürün geldikten sonra o ürünü Türkiye'ye yollatacaksınız. Ya da işte Türkiye'ye yollatmadan fotoğraf da çektirebilirsiniz. Önemli değil. Neyse, ürünü aldınız, elinize inceliyorsunuz. Kutusuna baktınız, her şeyine baktınız. Alibaba'da yaptıracağınız ürüne bakıyorsunuz. Aynısı mı? Belki aynısı değil. Yani birebir aynısı olması gerekiyor sonuçta. Eğer birebir aynıysa hiç korkmayın. Yani ister test siparişi versin, ne yapıyorsa yapsın. Sonuçta birebir aynı ürün. Hiçbir şey yapamaz. Ha, aynı ürün değilse de siz ne yaparsınız? Üreticiye dersiniz ki ben bunun kutusunu da aynı istiyorum. Sonuçta bir marka değil. Hatırlarsanız bir 15-20 dakika önce bir ürün gösterdim. Kesinlikle marka olmayan bir üründü. Kutusuna baktık mesela. Kutuda da marka yok. Ama kutusunda marka olmasa da no name bir kutu, bir şeyler yazıyor. Sonuçta bu üreticiler bunları yapabilir. Bu bir taklit demek değildir. Sonuçta biz taklit demek, markayı taklit etmek demektir. Biz markayı taklit etmiyoruz aslında. Buradaki Çinli'nin ürettiği ürünün aynısını yapıp gönderiyoruz. Bunları da sağladıktan sonra ne olur? İçiniz rahat bir şekilde ticaret yaparsınız ki çok ciddi paralar var. Yani 10 bin dolarlar, 14 bin dolarlar bugün çok hani kolay kazanılabilen paralar değil. O yüzden burada çok dikkatli olmanıza fayda var ve tüm bu önerilerimi de kulak arkası etmeyin. Mutlaka uygulayın derim. Anlatacaklarım bu kadar. Yorumlarınız varsa da videonun altına yorumlara yazmayı unutmayın. Ben elimden geldiği kadar, vaktim olduğu kadar soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Bu konuda desteğimi esirgemiyorum ama benim de bir yoğunluğum olduğunu unutmayın. Elimden gelen desteği vermeye çalıştığımı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.